The perfect combination of might and magic. Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Yalçın. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Yine test serverındayız arkadaşlar ve yeni gelecek kahraman suikast rolünde ismi Guts'ın inceleyeceğiz. İlk önce skillerine bakacağız, ondan sonra da oyun içi oynanışını hep beraber göreceğiz. Hemen şöyle bir dayanıklık kısmına bakalım. Orta seviyelerin biraz üstünde, saldırı orta seviyede, yetenek etkileri bayağı bir yüksek arkadaşlar ve zorlukta yine bayağı bir yüksek gözüküyor. Hemen şöyle skillerle başlayalım. Pasif skillle başlıyoruz. Her skillin bir rünü var. Birkaç rün biriktiğinde sonraki düz vuruş %10 daha fazla hasar veriyor. Yani arkadaşlar diğer skillerimizi kullandığımızda, herhangi bir normal atak yaptığımızda, yani düz vuruş hasarı vermeye çalıştığımızda daha çok hasar veriyoruz rakip şampiyonlara. Hemen birinci skill ile devam edebiliriz. Kılıç dikeni olarak adlandırmışlar. Yöneltilen yere fırlayan diken 200 artı %50 ekstra fiziksel hasar verir. Hedefe tutarsa yanına ışınlanarak düşmanın hızını azaltıp 200 artı %100 toplam fiziksel hasar daha verir. Yani arkadaşlar bir skill düşünün, atıyorsunuz ve tuttuğu zaman bir daha kullanma şansınız oluyor. Eğer tutmazsa bir daha kullanamıyorsunuz, skill cooldown'a giriyor. Ama tutturursanız, bir daha kullanırsanız rakibin yanına ışınlanıp onun hareket hızını yavaşlatıp ona ciddi bir hasar daha veriyor arkadaşlar. Hemen ikinci skill'e geçebiliriz. Gölge kılıcı katliam olarak adlandırmışlar. Hançerlerini fırlatıyor ve 105 artı %50 ekstra fiziksel hasar veriyor. Tekrar kullanıldığında hançerler geri geliyor ve geri gelen hançerler 70 artı %30 ekstra hasar daha veriyor. Bu da yine bayağı bir yüksek hasar veren bir skillimiz. İlk skill de yine bayağı yüksek bir hasar veriyordu. Bu da bayağı yüksek bir hasar çıkarıyor. Yani iki skill de dengelenmiş, orantılanmış. Yani ciddi bir hasar çıkıyor gibi arkadaşlar kahramanımızdan. Tabii ki oyun içi birazdan göreceğiz hasarın ne kadar olduğunu. Hemen ulti skilline geçelim. Parlaklık olarak adlandırmışlar. Bütün skilllerin bekleme süresini sıfırlar ve 4 saniyeliğine %30 hareket hızı verir. Yani arkadaşlar burada önemli olan şey bu iki skillimizi kullanıp ultimizi basmak olacak. Çünkü ultimiz diğer skilllerimizi sıfırlıyor. Hazırsak şöyle kahramanımızı oyun içinde deneyelim. Giriş ekranında da böyle bir görüntüsü var arkadaşlar kahramanımızın. Ekipman şeması olarak bakalım ne koymuş, oyun neyi önermiş. Kanoslanmış balta, büyülü ayakkabılar, 7 denizin kılıcı, gül altın meteoru, korkunç kahkaha ve ölümsüzlük. Hayabusa build'ine çok yakın bir build arkadaşlar. Hatta hemen hemen Hayabusa build'i de aynı. Yani bekleme süresi ağırlıklı bir build gibi gözüküyor. Hemen şöyle ilk skill'le başlamak istiyorum. Mid koridoruna gideceğim. Hemen bakalım. Şöyle düz bir hat şeklinde atıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tek bir hançer olması lazım. Skill'lerinden öyle okumuştuk. Daha direkt şöyle atayım. Bakın attım ve sıfırlanmadı arkadaşlar. Bekleme süresine girdi. Bunun düşmanı tuttuğu zaman bekleme süresine değil de direkt şey olması gerekiyor. Bir daha aktif olması gerekiyor. Bakalım düşman tutturup gördüğünüz gibi arkadaşlar ona atılıyor. Nerede olursa olsun atılıyor ve hasar verip onun hareket hızını yavaşlatıyor. Çok güzel bir skill olmuş bence. Bir daha bakalım. Yani şöyle uzağa gideceğim. Bayağı bir uzağa gideceğim. Yok. Buradan şey olmuyor. Yani hedef alandan çıktığı zaman atılmıyor arkadaşlar. Aynı Hayabusa'nın gölgesi gibi düşünebilirsiniz. Biliyorsunuz Hayabusa gölgeye attığı zaman eğer düşman bayağı bir uzaklaşırsa ona gidemiyor. Bakalım şuradan. Oo, buradan gidiyor. Çok güzel. Yani yüksek bir mesafeye gidiyor yani anlaşılan. Bayağı da seri dönüyor gibi. Bakalım şöyle hemen ikinci siklimizi atalım. Geri döndürelim ikinci siklimizi. Vuramadık. Hop. İlk sikli kill aldık. Şimdi ben az önce ikinci sikli kullandım ama arkadaşlar tam gösteremedim. Şöyle bir bakalım hemen. Bakın 5 tane bıçak açıyor. Şöyle atalım bakalım. Evet hasar verdi. Gördüğünüz gibi burada bir bar dönüyor arkadaşlar. Bu dönene kadar eğer beklemek istemezseniz de bir daha buna basıp hemen hançerlerin geri gelmesini sağlayabilirsiniz. Eğer beklerseniz de hançerler otomatik olarak geri gelecektir. Hatta şimdi beklemeden yapalım. Şöyle atalım ve geri alalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi bir daha hop şöyle birinci skillimizi kullanalım.
pasifimiz sayesinde her bir skill kullandıktan sonra düz vuruş attığımızda ekstra hasar veriyoruz. Yalnız mana sıkıntısı olacak gibi arkadaşlar. Hemen manası bitti gibi sanki. O kadar fazla skill kullanmadık ama manamız sıkıntıya girdi gibi. Yani iki tane büyülü kolye çıkılacak gibi oyun başında. Bakalım ormanı ne kadar kısa sürede alacağız. İntikamı da kullanacağım. Komboyu yapmayı deneyeceğim. Şöyle ilk önce bunu atacağım. Sonra bunu atacağım. Sonra bunu çekeceğim. Hop bakalım intikamla. Yok, hemen alamadık. Tabi bu levelle de alakalı ama şu anlık bence yine iyi bir sürede aldık. Evet, manası gerçekten çok çabuk bitiyor arkadaşlar. Manası biraz sıkıntı olacak gibi. Ya bu kahramanda mana olmasaydı daha güzel olabilirdi. Çünkü yani Lancelot'ta bile bu kadar fazla mana gitmiyor arkadaşlar. Ama bu kahramanda çok fazla mana gidiyor. Gözüme ilk çarpan şey bu oldu. Ultimizi zaten biliyorsunuz ama ultide şöyle bir özellik var arkadaşlar. Bakın. Buraya atlıyor. Işınlanıyor direkt. İstediğiniz yere ışınlayabiliyorsunuz kahramanımızı. Bakalım şöyle bir. Tutturamadık. Bıçaklarımızı geri çekelim. Bıçakları geri çektiğimizde gittiğinden daha fazla hasar veriyor. Bakın şimdi ben ne yapacağım? Skillerim cooldown'daydı. Ultimi açtım. Cooldown'dan çıktım. Ona ışınlanacağım. Kill alacağım. Çok güzel. Ya biraz zor açıkçası arkadaşlar. Yani bunu şimdi botlara karşı böyle yapıyoruz ama hani normal şeyde şunları yapmak gerçekten bence zor olacaktır. Bakalım hemen şöyle devam edelim. Gerçekten manası inanılmaz derecede hızlı bitiyor arkadaşlar. Şuradaki oluşan pasif mesela şu an düz vuruş yaptığımda bakın üstte de gözüküyor zaten. Düz vuruş yaptığımda daha fazla hasar vermemi sağlıyor. Bakın yine gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an daha fazla hasar veriyorum. O kılıç bitene kadar daha fazla hasar vermiş oluyorum. Bıçakları geri döndürdüğümüzde pasifimiz aktif olmuyor bu arada. Onu da görmüş olduk. Ya Hero'nun görüntüsü çok güzel ama gerçekten yüksek miktarda bir mana sıkıntısı var arkadaşlar. Yani hançerlerden dolayı mı bilmiyorum. Bayağı bir mana sıkıntısı var. Bu kadar bir de bekleme süresi çıktığımız bir kahramanın mana sıkıntısı olması kötü bir olay bence. Üstelik bir de ultimiz bütün skillerimizin cooldown'ını sıfırlarken hani kullanmak istiyoruz çünkü ve mana yüzünden kullanamazsak büyük bir sorun olur. Hani buff alınması şart zaten hero'ya ama buff bile yetişmiyor artık yani. Hani sürekli kullanacağız çünkü biz bunu. Ne yapıyorum? Skill'lerimi hemen cooldown'dan çıkarıyorum ulti ile. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Bu ikinci skill'i eğer kullanmazsanız, yani ikinciyi basmazsanız şöyle hatta base atıp göstermek istiyorum. Arkama atacağım. Bu hançerler benim arkamdan bu süre bittikten sonra gelecek. Yani kaçarken arkanızdan gelen, bakın gördüğünüz gibi arkanızdan gelen şampiyonlara hasar verebilirsiniz. Şöyle bir şey yapalım. Güzel. Özellikle ADC'lerin korkulu rüyası olabilir bu ama şimdi ADC metasında da değiliz biliyorsunuz. ADC fazla kullanılmıyor. Şöyle duvarların içinden de geçiyor olması gerekiyor. Aynen. Bakın şimdi ben ne yapacağım arkadaşlar? Bunu böyle bırakacağım. Bakalım hançerlerimiz kesemedi. Hasarı yetmedi. Yani normalde hani çok kasıldığınız zaman bu şekilde bırakıp daha çok kolay bir şekilde alabilirsiniz. Tabi o da kahramanınızı nereye götürürseniz oraya geliyor arkadaşlar. Mesela ben buraya gittiysem bu hançerler böyle düz bir şekilde gelmesi lazım. Aynen. Yani genel olarak şöyle buradaki adamlara hasar vermez yani. Sağ tarafa geçtiğim için sağ taraftaki insanlara hasar verir. Bakın şu an mesela böyle durursam tabii ki buraya gelecek hepsi ve hepsine hasar gelecek. Ama şöyle dursam bakın gördüğünüz gibi sadece şu küçük minyona geldi hasar. İkisini de kesmeye çalışacağım.
Hemen ultimi basıyorum çünkü cooldown'a girmişti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu skill'i kullandıktan sonra şey hasarımız çok yüksek. Bu pasifinden gelen rune hasarı bayağı bir yüksek, yani ciddi bir hasar çıkarıyor. Ama manamız gerçekten inanılmaz derecede hızlı bitiyor. Hani aşırı zorluk sevenler için ideal. İnanılmaz arkadaşlar, yani kolay değil bence. Hiç kolay değil hatta. Gerçekten zor bir hero. Şu Q sikliğini tutturmak falan zaten. Yani şöyle arkasına geçeceğim, hançerlerim vursun. Bu arada beni taşa sıkıştırdı, ne yapıyorsun? Bu ne? Bug'a girdik taşların içinde. İnanılmaz. Öyle duralım ama canımız yok ve o da öldü. Çok güzel can depoluyoruz yalnız. Hemen ultimi açacağım. Ultimde biliyorsunuz arkadaşlar atlayabiliyordum. Onu da kesmek istiyorum. Onu da keseceğim. Hayır ya. İnanılmaz. Akai normal şeylerden daha güzel oynuyor sanki. Ben böyle bir bot görmedim. Evet arkadaşlar, Gus'ın kahramanını, oyun içi ve skill'lerini göstermiş oldum. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.